Evet sevgili kadınlar, çok kıymetli arkadaşlarım, yoldaşlarım, basının değerli emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün kadın grubumuzu toplamış bulunmaktayız. Konuşmama başlamadan evvel hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, bize güç verdiniz, bize moral verdiniz. Jinen Delal, Mehvanen Heja, Daiken Brumet, Ugelemeyi Aziz. Ezve Hamiyan, Rezdari Uhaskirin, Slavdikim, Uhemmü Hirhatın, Serseran, Serçavan Hatın. Evet değerli arkadaşlarım, bizler HDP olarak bu yılki 8 Mart'ı Deniz Poyraz'a ve Garibe Gezer'e adadık. Ben Deniz'in bağlılığını, Garibe'nin direnişini ve onların bu yolda mücadele yürütürken ölümsüzleşen bütün yoldaşlarını, onurlu mücadelelerini en derin saygılarımla ve mücadelelerine bağlılık sözümüzle bir kez daha selamlamak istiyorum. Her birini minnetle, özlemle anıyorum. Anıları mücadelemize her daim güç katacak ve ışık tutacaktır. Yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü meşalesini yakan, 1857 yılında ABD'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında haklarını aradıkları için yakılarak katledilen 127 kadını saygıyla anıyorum sevgili arkadaşlarım. Onların çalışma koşullarının düzeltilmesi için başlattıkları direniş o güne kadar ortaya konulmuş en büyük eylemlerden biriydi. İşte o gün o alevler arasından yükselen çığlık bugüne kadar hiç susmadı. Mücadele çığlığı olarak daha da büyüdü, daha da yakıldı. Kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin evrensel ortaklığına dönüşen bir güne ismini verdi. Ben bu vesileyle kadın mücadelesine omuz vermiş, ömür vermiş bütün dünya kadınlarını bu kürsüden bir kez daha selamlamak istiyorum. Yine ülkemizde yarım asırdır kadın mücadelesini yeşerten, büyüten, en etkili muhalefet gücünü bugüne kadar ulaştıran, cezaevlerinde rehine olarak tutulan bütün kadın yoldaşlarımı, kadın örgütlerinin değerli temsilcilerini ve emektarlarını, evde, ofiste, fabrikada, tarlada durmadan üreten kadınları, hiç usanmadan bütün kararlılığıyla adalet arayışında olan kadınları, her türlü talana karşı ekolojiyi, köyünü, suyunu savunan cesur kadınları en derin duygularımla bir kez daha selamlıyorum sevgili arkadaşlarım. Evet bu hafta eşitlik taleplerimizi, her gün emek verdiğimiz hak ve adalet mücadelemizi bütün dünya kadınları olarak hep bir ağızdan haykırıyoruz. Yürüttüğümüz azimli mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımızı hep birlikte kutluyoruz. Kazanımlarımıza saldıranlara karşı biz kadınlara eşitsiz bir yaşamı, sömürüyü, şiddeti, baskıyı, ölümü, yoksulluğu dayatan erkek iktidara karşı itirazlarımızı hep birlikte haykırıyoruz. 8 Mart bütün dünya kadınları olarak ortak taleplerimiz için buluştuğumuz bu güçlü buluşmayı zılgıtlarımızla, halaylarımızla, danslarımızla ve mücadele kararlılığımızla kutladığımız bir gündür. Sizlere ve bütün dünya kadınlarına kutlu olsun sevgili arkadaşlarım. Evet, 8 Mart aynı zamanda bütün dünya kadınları olarak emperyalist savaşlara hayır dediğimiz bir gündür aynı zamanda. İşte ne yazık ki tam da bugünlerde
Rusya'nın başlattığı işgal hareketiyle gelişen bir savaşa üzüntüyle hep birlikte tanıklık etmekteyiz. Ben öncelikle bu savaşta şimdiye kadar yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum ve tüm Ukrayna halkının acısını paylaşıyor, dayanışma duygularımızı bir kez daha buradan iletmek istiyorum. Bu savaş halklara ölüm ve yıkım dışında başka hiçbir şey getirmeyecektir. HDP olarak daha önce de söyledik, Ukrayna'da yaşananlar sadece iki ülke arasındaki bir gerilim ya da bir çatışma değildir. Esas olarak NATO ve Rusya arasındaki bir egemenlik mücadelesidir, bir güç savaşıdır. Ne NATO'nun ne de Rusya'nın askeri yayılmacılığı bu soruna asla çözüm değildir. Ancak şu nettir sevgili arkadaşlar, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek başlattığı askeri müdahale kesinlikle kabul edilemezdir. Evet, taraflar müzakere ve diyalog yollarını tekrar açmalıdır. Acil olarak bir ateşkesin ilan edilmesi için Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum devreye acilen girmelidir. Uluslararası kurumlar da insani trajedilerin önlenmesi için mutlaka bir sorumluluk üstlenmelidir. AKP hükümetinin içerideki ve dışarıdaki savaş politikalarını nasıl bugüne kadar reddettiysek, dünyanın herhangi bir yerindeki savaşı da aynı şekilde, aynı biçimde reddediyoruz, kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. HDP olarak, kadınlar olarak, halkların bir arada özgür ve barış içerisinde yaşayabileceği koşulların sağlanması yönündeki her türlü barışçıl adımı desteklemeye devam edeceğiz. Evet, sürekli krizlerden beslenen AKP hükümeti şayet bu savaşta barışın ve uzlaşının tarafında saf tutmazsa, hali hazırda büyük bir ekonomik krizin altında ezilen halkımız çok daha ağır bedeller ödemeye ne yazık ki devam edecek. Halklarımızın daha da zor durumlara düşürülmemesini önemsiyor ve hükümeti de bu konuda önemli uyarıyoruz. İçeride sizin zamlarınıza, sömürünüze, baskılarınıza karşı zaten mücadele vermekte olan halkımızı dışarıdaki savaşın da mağduru haline getirmeyin diye bir kez daha uyarmak istiyoruz. Evet sevgili kadınlar, ülkedeki ekonomik krizin özellikle biz kadınların omuzlarındaki ağırlığını her geçen gün daha da dayanılmaz bir şekilde hissettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bir yandan işsizlik, bir yandan eşit işe eşit ücret alamamak, bir yandan can yakan zamlar ve faturalar, ağır vergiler. Bunun adı artık yoksulluk değildir. Derin bir yoksulluktur, yani açlıktır sevgili arkadaşlarım. Kadınlar çoğu kez aynı işi yaptıkları halde erkeklerin aldığı ücretin neredeyse yarısını almaktadır. Türkiye'de 30 milyon kadının yalnızca 10 milyonu kayıtlı çalışmakta, kayıtsız çalışanların sayısına dair bir tahminimiz bile ne yazık ki yoktur sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak ülkedeki kadınların %70'i ekonomik olarak bir başkasına bağımlı olarak yaşamak durumundadır. Sadece son 2 yıl içerisinde sosyal yardıma muhtaç insanların sayısı 2 katına çıkmıştır. Yani nüfusun 1/3'ü sosyal yardımlarla yaşayabilmektedir. Peki bu sosyal yardımlardan kadınlara ne veriliyor? 300 lira, 500 lira, taş çatlasa 1500 lira sevgili arkadaşlar. Bu ekonomik şartlarda, pardon 1500 değil sadece 500 sevgili arkadaşlarım. Bu ekonomik şartlarda 500 lira kimin neyine yarayacaktır? Elbette ki kadınlar bununla
kişisel ihtiyaçlarını mı karşılayacak, kirasını mı ödeyecek, faturasını mı ödeyecek, yoksa eczaneden ilacını mı alacak, yoksa gıdasını mı alacak, bu soruları elbette ki sormak durumundayız. Bugün için 4 kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için, aylık gıda harcaması için gerekli tutar, sevgili arkadaşlarım, 4.250 TL'dir. Diğer yaşamsal ihtiyaçlar ile birlikte toplam tutar 13.843 TL'dir. Yani yoksulluk sınırı, yani bir eve 2 tane asgari ücret girse dahi yoksulluk sınırına bile ulaşamamaktadır. Yetmez sevgili arkadaşlarım. Yetmez sevgili kadınlar. Giderlerimizi minimuma indirsek yine yetmez. Yemesek, içmesek yine yetmez. Milyonerlerin vergi borçlarını silseler, halklara silsinler ve halklara yastık altındakileri ekonomiye kazandırın lafından bir an önce vazgeçsinler. Peki hangi ekonomi diye de elbette ki sormak istiyoruz. Hangi yastığın altındakini de bir kez daha sormak istiyoruz. Bu ülkede artık ekonomi diye bir şeyin kalmadığını herkes çok net olarak biliyor ve görüyor sevgili arkadaşlarım. Zamanında kadınlara beğenmiyorsanız Ruanda'ya gidin diyenler bugün ekonomik olarak ülkeyi Ruanda'nın da gerisine çekmeyi başardılar sevgili arkadaşlarım. Şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor, dalga geçer gibi her gün bir öncekinden daha iyi olacak diyor sevgili arkadaşlar. Millet sokaklara döküldü, dükkanların camlarında ödeyemeyecekleri faturalar var, esnaf iflasın eşiğinde. En son bu karşılaştırmayı yapanları elbette ki hatırlarsınız. Daha o zamanlardan beri ekonomi bayağı aşağıya indi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, bunlar vergisi, bakımı, yakıtı halkın cebinden karşılanan 125 bin makam aracını yandaşlarının hizmetine sunarken, uçan saraylarda seyahat ederken, Diyanet İşleri Başkanı bile özel jet ile geziye giderken hemen her gece yakıta yapılan zamlarla insanlar araçlarına yakıt koyamaz oldu. Bunun farkında değiller. Evet, seyahat bileti bile insanlar artık alamaz oldu ve çiftçiler tarlasını süremez oldu sevgili kadınlar. Yandaşları ile beşli çetesi ile hazineyi boşaltan, başka başka ülkelerde para aklayanlar şatafat içerisinde yaşarken, tek adamın sarayına halkın cebinden günde 10 milyondan fazla para harcanırken, milyonlarca yurttaş geçim derdiyle boğuşmaktadır ne yazık ki. Evet, en basiti sevgili kadınlar, SMA'lı çocuklar hayata bağlanabilecekleri ilaçlara, olanaklara erişememektedir. Aileler artık kilit altına alınmış bebek mamasını, bebek bezini, yine engelli bireyler ve yatalak hastalar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz bir duruma gelmişlerdir. Atanamayan öğretmenlerin her gün yaşamları solarken, umutları tükenirken, kadınların, gençlerin yarısı işsizlikle boğuşurken, tek adam iktidarının evlatları, yandaşları üçlü, beşli, on beşli maaşlarla çalışmaya devam etmektedir. Halkın çocukları üniversitelerde barınacak yer bulamazken, öğrenim kredilerini ödeyemezken, bir de bakıyoruz ki tek adam iktidarının biricikleri milyonluk burslarla, üstelik de yine halkın kesesinden yurt dışında okutulmaktadır. Bu saydıklarım en basiti, en göz önünde olanları sevgili arkadaşlar. Daha sayamadığım milyar dolarlık vurgunlar da bir yana dursun diyorum. Evet, şimdi soruyorum iktidara, biz aynı gemide miyiz? Doğrudur,
Aynı gemide olabiliriz. Fakat siz saltanat katındasınız, halk sefalet katındadır, kadınlar sefalet katındadır. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Ve bu gemiyi batırmaya kararlı bir kaptan olduğundan bu kaptanın bir an önce değişmesi lazım sevgili kadınlar. Sefalete de saltanata da bir an önce son verilmesi lazım. Buna da biz kadınlar öncülük edeceğiz elbette. Yakındır, yakındır. Ya gideceksiniz, ya gideceksiniz. Biz kadınlar hep birlikte geleceğiz ve birlikte değiştireceğiz. Kadınlar artık bunu kabul etmiyor. Kadınlar bu sömürüye asla sessiz kalmıyor ve kalmayacaktır. Biliyorsunuz birçok yerde işçi direnişleri var sevgili arkadaşlarım. Ve yakın zamanda başarıya ulaşmış Migros depoda, haklarını kazanmış Xiaomi'de de ve yüzlerce kadın hakları için sermayeye karşı bir direniş başlattı ve bu direnişin sonunda da kazandılar sevgili arkadaşlar. Fratlus'ta ve daha birçok yerde direniş devam ediyor. Selam olsun direnen işçi kadınlara, direnişiniz direnişimizdir diyoruz. Buluştuğumuz, konuştuğumuz, dertleştiğimiz ve mücadelemizi birleştirerek büyüttüğümüz her kadını buradan bir kez daha selamlıyorum sevgili arkadaşlar. Biz HDP olarak kadınların bu mücadele kararlılığından güç alıyoruz. Kamusal kaynakların toplumda adil ve eşit paylaşımını sağlamak için, vergide adalet için var gücümüzle mücadele edeceğimizin buradan bir kez daha sözünü veriyoruz. Evet sevgili kadın arkadaşlarım, eşitsizlik, adaletsizlik en büyük şiddettir diyoruz. Ve bütün şiddet türlerine kaynaklık eder adaletsizlik. Evet, şiddeti besler ve şiddeti büyütür. AKP, MHP erkek iktidarı tarafından mevcut eşitsizliğin daha çok derinleştirilmesi, adalet sisteminin çökertildiği şu ortamda toplum bir bütün olarak şiddet sarmalının içerisine itilmiş durumdadır. Bu şiddetin en büyük mağduru ise malumunuz üzerine elbette ki bizleriz, yani kadınlardır. Çünkü bu ülke kadınları yok sayan ve her fırsatta kadınlara saldırmayı kendine misyon edinmiş erkek bir iktidar tarafından yönetilmektedir. Evet, kadın katillerini salıveren, cezasızlık politikasıyla koruyan, kadın kurumlarına her gün baskın düzenleyen, kadın mücadelesini engellemeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakınız sadece geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde 26 kadın katledildi sevgili arkadaşlar. Ve 28 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Sayılarla ifade etmek kolay ama her ay istikrarlı bir şekilde ve daha da artarak kadınlar katlediliyor, yok ediliyor, sömürüye, baskıya, şiddete maruz bırakılıyor. İktidarın başı, tek adam ve şürekası her seferinde muhalefet olan her kadına şiddet diliyle saldırmakta, cesur kadınları hedef haline getirmekte devam ediyor. Evet, sevgili kadın arkadaşlarım, insan hakları savunucusu Eren Keskin, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sanatçılar Ezgi Mola, Sezen Aksu. Evet, onlara ve benzer saldırılara uğrayan her bir kadın arkadaşıma buradan özel olarak selamlarımı gönderiyor, dayanışma duygularımı bir kez daha ifade ediyorum. Bunların hepsi aslında kadınlara bir gözdağı vermek amaçlıdır. Kadınlara karşı işledikleri ne kadar suç varsa eleştirilmesin, dile getirilmesin, herkes sussun mesajıdır.
Ancak şunu iyi bilsinler ki hakikatleri ve hakikatleri savunma cesaretini terk edecek kadınlar değiliz biz. Size ve tehditlerinize meydan okuyan kadınlarız biz. Evet, size ve tehditlerinize meydan okuyan kadınlarız biz. Ve bizler oldukça çokuz. Evet, sizi korkutacak kadar çoğuz. Durmadan bizimle uğraştıracak kadar da güçlüyüz diyorum ve bu gücümüzde meydanlardaki, alanlardaki kadınlardan aldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yeni bir Adalet Bakanı var. Evet, geçen gün bir açıklaması oldu ve kadın cinayetlerinin seferberlikle çözülebileceğini iddia eden yeni bir bakan var. Şimdi biz kadınlar çok uzun yıllardır sözümüzle, taleplerimizle, siyasetimizle, eylemlerimizle bir seferberlik ilan etmişiz zaten. Bunun karşısında o bakanın iktidarı ne yapmış? Şimdi kısaca bunlara bir göz atalım. Bu seferberlikle kadınlarla ortaklaşacağı, çözümün bir parçası olacağının aksine bu iktidar kadın mücadelesine karşı bir baskı savaşı açmış. Yine eş başkanlıkla yönetilen kadın belediyelerimize kayyum atamış. Kadınların haklarını korumak ve geliştirmek üzere açtığımız bütün kurumları tek tek kapatmış. Kadın siyasetçileri tutuklatmış, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmiş. Eşit temsiliyete dayalı siyaseti, yani eş başkanlık kazanımımızı suç ilan etmiş. Şimdi de gözlerini başka kazanımlarımıza dikmiş durumdalar. Evet, kadınların bir kazanımı olan nafaka hakkını yine gündemlerine almışlar. Peki nedir bu meramları? Bunu anlamaya çalışıyoruz sevgili kadınlar. En açık haliyle kadınların nafaka hakkını gasp etmektir amaçları. Evet, iktidarınız nafaka hakkını adil bir şekilde hesaplayıp bunun ödenmesini sağlamaya çalışması gerekirken nafakayı neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Biz kadınlar bunun farkındayız. Kadınların güçlü mücadelesiyle şimdiye kadar buna geçit vermedik ama her seferinde farklı bir bahane, farklı bir yasal düzenleme adı altında gündeme getirmekte olduklarını da biliyoruz. Şimdi Sayın Adalet Bakanı'na buradan seslenmek istiyorum. Seferberlik ilanınızda gerçekten kararlıysanız buyurun ilk olarak bu bizim söyleyeceklerimizden bir başlayın diyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine, eşit temsiliyete tam destek verin ve eş başkanlığı suç olmaktan bir kere çıkarın. Evet, kadın hak mücadelesine karşı verilen hukuk mücadelesini durdurun. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin kararını geri çekin ve İstanbul Sözleşmesi'ni fiilen işletin. 6284 sayılı koruma kanununa etkin bir şekilde uygulamaya geçirin. Evet, kadına ve çocuklara yönelik suçlarda etkin soruşturma yürütün ve kesin bir şekilde bu suçlarda indirime gidilmez ve de bu suçları işleyenler hiçbir şekilde aftan yararlanamazlar ibresini yasallaştırın. Biz de buna tam destek verelim. Kadın siyasetçiler, düşünürler ve gazeteciler cezaevlerinde öncelikle bunları serbest bırakın. Hür düşünce nasıl tutuklanır? Bir kez olsun kendinize sorun. Evet, iktidarın gücüne dayanarak kadınlara karşı suç işleyen yandaşların, siyasetçilerin ve özellikle de kolluk kuvvetlerinin hukuk dokunulmazlığını kaldırın ve adalet önünde hesap vermelerini ve hak ettikleri cezaları almalarını sağlayın. Çocuklarımı katledenler bugün ellerini kollarını sallayarak dışarıdalar.
Ben 4 mevsimdir, yani 1 yıldır Urfa Adliyesi'nin önündeyim. Artık bu zulmü kaldıramıyorum diyen Emine Şen Yaşar annenin çığlığını artık duyun, duyun, duyun diyoruz. Ve iktidarınızın katillere tanıdığı hukuksuz, vicdansız imtiyazı kaldırın. Adaletin gereğini yerine getirin. Emine annenin dediği gibi onu susturamazsınız, yok sayamazsınız. Çünkü bütün dünya biliyor ki Emine Şen Yaşar anne haklıdır. Yine sevgili arkadaşlar, Dersim'de 2 yılı aşkın bir süredir kaybedilen Gülistan Doku'nun bulunması için faillerin koruma zırhını kaldırın ve etkin bir soruşturma yürütün ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirin diyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, kadının varlığını ve haklarını tanımayan erkek iktidar, kadının siyasette yükselen gücü olan bizlere saldırıyor ve saldırmaya devam edecek. Ve sevgili arkadaşlarım, sevgili Deniz Poyraz'ımıza bu amaçla bir suikast düzenlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Deniz'in şahsında kadının demokratik siyasetteki konumu ve rolü hedef alınmıştır. Ancak bu katliam, bırakın bizi sindirmeyi, demokratik siyasetin etrafında daha fazla kenetlenmemize bir başka gerekçe daha yaratmıştır. Biz kadınlar, kadına şiddet yöntemleriyle katliamcı saikle yönelen her anlayıştan alacaklıyız. Deniz'in ve yoldaşlarının hesabını hem hukuk karşısında hem tarih önünde mutlaka ama mutlaka soracağız. Yine sevgili arkadaşlarım, en son Semra Güzel vekilimize düzenlenen kumpasta kadının siyasetteki yerine, kimliğine yapılan bir saldırıdır sevgili arkadaşlar. Semra vekilimizin dokunulmazlığının kaldırılması meselesi, Kürtlerin ve kadınların muhalefetten dışlanması politikasıdır. Biz bunun farkındayız. Kürt kadınlarının ortak hakikatinin yok sayılmasıdır. Biz bunun farkındayız. Semra vekilimizin dokunulmazlığını kaldırmaya sizin parmaklarınızın gücü yetmez. Çünkü Semra Güzel halkın ve kadınların vekilidir, iradesidir. Evet, biz gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz sevgili kadınlar. Biz gücümüzü kadınlardan alıyoruz, gençlerden alıyoruz, ezilen, sömürülen milyonlardan alıyoruz. O nedenle dokunulmazlıkları kaldırsanız dahi mücadelemizle hiçbir zaman baş edemeyeceksiniz. Tıpkı partimize açılan kapatma davasında olduğu gibi, Kobani kumpas davasında olduğu gibi yargılayan sizler değil bizler olacağız. Partimizle siyaseten yarışamayan, bu topraklarda çözüm ve demokrasi umudunu yeşerten, mücadelemizle baş edemeyen AKP-MHP iktidarının yargı sopasını, meclis çoğunluğu sopasını kullanması beyhude bir çabadır. Bu beyhude çaba HDP kapatma davasında da, Kobani kumpas davasında da çok net görülmüştür sevgili arkadaşlar. Kobani kumpas davası aslında çoktan çökmüş ve çökertilmiştir. Yalanları tek tek ifşa edilmiş bir dosyadır. Hem dosyadaki hem de yargılama aşamasındaki hukuksuzlukları defaatle dile getirdik yaptığımız bütün toplantılarda, bütün konuşmalarda. Kumpas yargılamasının AKP'nin iktidarda kalmak için son bileti olduğunu da söylüyoruz,
Bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ama o bileti biz kadınlar çoktan yırttık, bundan da haberleri olsun diyoruz. Sevgili kadınlar, Kobani Kumpas davasında bir kısmı tutuklu olmak üzere tam 55 kadın siyasetçi yargılanıyor. HDP kapatma davasında da kadını demokratik siyasetten silmeye yemin etmişçesine 168 kadına yönelik hukuki saldırı vardır sevgili arkadaşlar. Zira 168 kadın siyasetçiye siyaset yasağı talep edilmektedir. Kadınlara siyaset yasağını getirmeyi amaçlayan erkek iktidar şunu çok iyi bilsin ki onca zulüm, onca ölüm kadınları siyasetten silemedi ve hukuk dışı bir iddianame de asla silemeyecektir. Yarın bildiğiniz gibi 2 Mart ve 1994'te DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yıl dönümü sevgili arkadaşlar. O günkü iktidar siyasetçilerinin bugünkü mirasçılarına hatırlatmak isterim ki bugün o günden çok daha kalabalığız, çok daha güçlüyüz, çok daha büyüğüz. O gün bu parlamentodan atılan bir kadın milletvekilimiz vardı. Sevgili Leyla Zanay'dı. Şimdi her alanda, her yerde örgütlenen kadın meclislerimiz var. İyi ki var diyoruz. Siyaset üreten kadın parlamento grubumuz var sevgili arkadaşlar. Cezaevlerinde ve parlamentoda onlarca kadın milletvekillerimiz var. Belediye eş başkanlarımız var. Sizi temin ederim ki tarihin tanık olduğu üzere yarınımızda bugünümüzden güçlü olacak, daha kararlı olacak ve bu mücadele hiç bitmeyecek sevgili arkadaşlar. Hedeflediğimiz o eşitlik, barış ve adalet düzenini kuracak güç elbette ki biz kadınlarda her zaman olacak. Evet sevgili arkadaşlarım, bu ülke yalanlarıyla, zorbalığıyla meşhur iktidarlar gördü. Ancak yalan ve talan siyasetinde bu denli kariyer yapanı hiçbir zaman görmedi. Söylemleri, siyasetleri, icraatları tamamen hakikati yok etmek üzerine kurulu bir iktidarla karşı karşıyayız. Yine iktidarın kurumları da aynı şekilde gerçek dışı bilgi ve rakamlarla kamuoyunu yanıltma yöntemine başvurmaktadır. Merkez Bankası'ndan tutalım üniversitelere, belediyelerden tutalım bakanlıklara kadar. Örneğin TÜİK gerçek enflasyon oranlarını, işsizlik verilerini hesap oyunlarıyla gerçeğin kat be kat altında gösteren bir çarpıtma kurumu olarak faaliyet yürütmektedir. Uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyen, mahpusların infazlarını türlü oyunlarla yakan, mahkemeleri gizli tanıklar ve saraydan verilen kararlarla hüküm vererek hukuk sistemini tam bir adaletsizlik mekanizmasına dönüştürmüş durumdalar. Yine ağır demans hastası olan sevgili yoldaşımız, arkadaşımız Aysel Tuğluk ve bütün bugün yaşam için cezaevlerinde yaşam mücadelesi veren özellikle hasta tutukluların, ağır hasta mahpuslar için cezaevlerinde kalabilir raporunu veren Adli Tıp Kurumu ölümcül hastalıkları yok saymaya devam etmektedir. İktidarı ve kurumlarıyla hukukun üstünlüğünü ve temel insan haklarını hiçe sayan, muhalif tüm kesimlere karşı bir düşman hukuku işleten bu anlayış ülkeyi
oldukça karanlık bir döneme götürmektedir. Bu hukuksuzlukları, bu karanlığı asla kabul etmiyoruz ve sonuna kadar da mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız sevgili arkadaşlar. Nasıl ki her gün en az bir kadın öldürülüyorsa, hapishanelerden de neredeyse her gün bir cenaze çıkmaktadır sevgili kadınlar. Amaçları cezaevlerini ölüm evine dönüştürmektir. Kötülüklerde de yavuzdurlar bunlar sevgili arkadaşlarım. İlk eş genel başkanımız Aysel Tuğluk arkadaşımız bu ağır hastalığa cezaevi koşullarında yakalanmıştır. Hastalığın eriştiği aşamada bir an evvel tahliye edilmesi gerekirken adli tıp utanç verici kararlarından bir tanesini daha Aysel Tuğluk için vermiştir. Ve bir hasta mahpusu daha özellikle ölüme yaklaştırma uygulamasını ortaya koyduğunu bir kez daha görmekteyiz ki adli tıpın daha önce bu şekilde verdiği onlarca kararın sonucu ölüm olmuştur sevgili arkadaşlar. Onların bu özel işkence yöntemi kadının özgür iradesini kırma, arkadaşlarımızın şahsında kadın mücadelesini yıldırmaktır. Bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Fakat buradan iktidara şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. 38 katliamında Dersim'in kadınlarını uçurumlardan atlamaya zorlayan, Dersim'in kızlarını kaybeden cuntacı zihniyet ile bugün yine Dersim'in onurlu kızı Aysel'i cezaevinde yok etmeye çalışan zihniyet aynı zihniyettir sevgili arkadaşlar. Kılık değişmiş fakat zulüm değişmemiştir. Aynı yöntemlerde de devam etmektedir. Biz ne Aysel'in ne de başka hasta tutsakların göz göre göre ölüme terk edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz açık görüşte ailelerine uzaktan selam verdikleri ve haklarında disiplin soruşturması açılan Rozerin Kurt ve Alev Yaşar'ın selamını ailesine ve herkese ulaştıracağız sevgili arkadaşlar. Biz Leyla Güven'e kendisini tehdit eden gardiyanlarla tartıştığı için verilen 11 günlük hücre cezasını asla kabul etmeyeceğiz ve kadınları bu cezalarla yıldıramayacağınızın altını bir kez daha buradan çiziyoruz, çizmeye de devam edeceğiz. Bu hukuksuzlukları yapanların gerçek hukuk ve adalet önüne mutlaka çıkacağı günlerin yakın olduğunu da özellikle belirtiyoruz. Biz 80 darbesi döneminde hapishanedeki oğlu Kamber'e ana dili Kürtçe yasaklı olduğu için dakikalarca Kamber Ateş nasılsın diye Türkçe seslenmek zorunda kalan İpek Ateş'i hep sevgiyle anacağız sevgili kadınlar. Biz HDP olarak cezaevlerindeki hak ihlalleri sona erene kadar adalet ve hakikat mücadelemizi sürdürmeye, hukuksuzlukları teşhir etmeye, mahpusların ve ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar işkenceye karşı insanlık onurunu, karanlığa karşı hakikati, hukuksuzluğa karşı adaleti, tecrite karşı barışı her zaman ve her yerde savunmaya devam edeceğiz. Evet, sevgili kadın arkadaşlarım, üzerinde önemli durduğumuz konulardan biri de elbette ki ittifaklar meselesidir. Bizler tekçi erkek rejimine karşı çoğulculuğu, demokrasiyi, eşitliği, gerçek bir adalet sistemini, bir arada ortak yaşamı esas aldığımızı hep söyledik. Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan, başta cinsiyet eşitsizliği olmak üzere her türlü eşitsizliği onaylayan,
İşçinin, emekçinin, gençlerin sorunlarını görmeyen, kadınların sözünün içerisinde olmadığı hiçbir ittifakı asla kabul etmiyoruz. Toplumu kutuplaştıran, iki seçenek varmış gibi dayatan anlayışlara karşı üçüncü yolda Demokrasi İttifakı dedik ve partimizin 27 Eylül'de yayınladığı deklarasyonla da tutumumuzu net bir şekilde bir kez daha ortaya koyduk. Kadınlara dayatılan yoksulluk, işsizlik ve her türlü emek sömürüsüne karşı örgütlülüğümüzü, dayanışmamızı büyütme zamanıdır diyoruz. Halklarımıza ve kazanımlarımıza yönelik saldırılar karşısında mücadeleyi daha da fazla büyütmenin zamanıdır diyoruz. Üçüncü yolda buluşma, yeni yaşamı kadın öncülüğünde inşa etmenin zamanıdır diyoruz. Üçüncü yol kadın özgürlük mücadelesinin yoludur. Üçüncü yol farklılıkları yok sayanlara karşı bir arada ortak yaşamın yoludur sevgili arkadaşlar. Kürt sorunu vardır ve bu sorun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmekten yana olanların yoludur. Kirli savaş siyasetine karşı barışı en güçlü şekilde savunanların yoludur. Kadın ittifakıyla, kadın dayanışmasıyla üçüncü yolda Demokrasi İttifakı'nda buluşacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadın sözü ve kararlılığıyla bu ittifaka yön verecek, öncülük edecek olan da yine biz kadınlar olacağız. Evet sevgili kadınlar, elbette ki biz kadınların ittifakı kısa vadeli, seçim odaklı bir ittifak değildir. Bizler zaten kadın örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi tüm kadın yapılarıyla ortaklaşarak büyüttük, buna da devam edeceğiz. Gün bu kararlı mücadeleyi daha fazla büyütme ve sözümüzü birleştirme günüdür. Bu ittifakı, bu dayanışmayı büyütmek için çok fazla gerekçemiz var sevgili kadınlar. Kadın özgürlük mücadelesinde yaşamını yitiren kadınlara sözümüz var. Erkek devlet şiddeti ile katledilen arkadaşlarımıza sözümüz var. Susmadığı için, biat etmediği için cezaevlerinde rehin tutulan arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza sözümüz var. Aysel'e, Garibe'ye, Deniz'e, Pınar'a, İpek Ateş'e ve daha nice yoldaşlarımıza sözümüzü buradan bir kez daha yineliyoruz. Erkek egemen iktidarın kadınlara ve kazanımlarına yönelik çoklu saldırısı karşısında mücadelemizi çok büyüteceğiz, çok boyutlu yürüteceğiz. Kadın ittifakı ve dayanışmasıyla biz kadınlar mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve başaracağız. Evet, Emila Erhardt'ın dediği gibi sevgili kadınlar, en zoru harekete geçmektir, gerisi kararlılıktır. En zoru geçeli çok oldu sevgili kadınlar. Şimdi kararlılıkla yolumuza devam etme zamanıdır. Ve biz kadınlar bu yolda asla durmayacağız, pes etmeyeceğiz ve geri adım asla atmayacağız sevgili kadınlar. Ben bu vesileyle buradan bütün kadınlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hafta boyunca 8 Mart etkinliklerimiz devam edecek ve hepinizi kadınların bu değerli buluşmasına davet etmek istiyorum. Gelin hep birlikte taleplerimizi hep bir ağızdan bir kez daha haykıralım, ellerimizi birleştirelim ve günümüzü kutlayalım. Ben bu duygu ve düşüncelerle siz değerli halkımızı ve bütün dünya kadınlarını bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve günümüz şimdiden kutlu olsun diyorum. Birlikte değiştireceğiz. Şimdi kadın zamanı diyorum.
Jin Jian Azade diyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum.